şu an bölgeye vardık. Zorlu bir yolculuk oldu. Ne düşünüyorsun şoför olarak? Evet, Bergamo'ya gittik ilk başta Venedik'ten. 3,5 saat tren sürdü, 3 aktarma. Bir de otobüsle havaalanına gittik. Yani 4 saat bu arabayı kiralamak için yol gittik toplu taşımayla. Sonra bu arabayla yaklaşık 4 saattir de yoldayız. Bergamo'dan Monterosso'ya geliyoruz. Son zamanlarda yollar daraldı. Bir de arabayı çok ucuza tuttuk. Yani inanılmaz uygun bir fiyata tuttuk. 8 günlük 127 euro verdik. Fiyat panda bu. Ama yani çok virajlı olduğu yerlerde yolun motor yağı az sinyali geliyor. Bir de hayatımda ilk defa sigorta yaptırmadım bir arabayı alırken. Hadi dedim çok ucuza tutuyoruz. Çok ucuza tutmuş olalım bu sefer. Umarım bir sorun yaşamayız. İnşallah o böyle araba savrulduğundan o içerideki yağ da savruluyor tabii. Belki sensör yanılıyordur. Olumlu bakmaya çalışıyorum. Ümit ediyoruz diyelim. Aynen. Şu an Monterosso'ya girdik. Oley. Zorlu yolculuğumuz sonucunda. Aynen. Bu arada bence otelimiz de çok fiyat performans oteli. 3 günlük 360 euro verdik buraya. Yani bu bölge için gerçekten inanılmaz ucuz. Puanı da iyiydi tabii ki. Umarız bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Bakalım. Şimdi göreceğiz. Venedik'ten sonraki durağımız Cinque Terre. Size bu bölgeyi yarın daha detaylı anlatacağım. En son arabada video çekmiştik. Arabayı maalesef özel bir park yerine bıraktık. Çünkü bedava olan yerler çok uzaktaydı. Issız geldi biraz. Arabanın da sigortası yok dedim. Biraz açıkçası çekindik. Cinque Terre çok kısaca 5 tane köy aslında. İtalya'da çok bilinen bir turistik yer. Biz bu 5 köyden Monterosso'da kalacağız. Yarın nerede yüzelim onu araştırmaya geldik. Şuradaki kayanın önündeki şezlongları kiralamayı düşünüyoruz. Ama yarın muhtemelen erken gelmemiz gerekiyor. Çünkü yer bulamama ihtimalimiz de var. Yarın bütün günü burada geçirmeyi düşünüyoruz. Nasıl su? Senenin ilk denizi. Çok güzel. Karışık deniz ürünleri kızartması söyledik. Bu hamsi bayağı ünlüymüş burada. Anchove diyorlar. Aynı bizim gibi yapıyorlar anladığım kadarıyla. Kızartılmış hamsi diyebilir miyiz? Vallahi hamsi ama çok hafif farklı bir sos tadı aldım. Ve beğendim. Güzel. Ye bakayım. Nasıl? Ufak bir arkada sos tadı var. Aldın mı? Güzel. Evet. Bir de ahtapot salatamız var. Evet. Vay ya. Ahtapot salatası patatesli. Güzel. Çok beğendim. Günaydın. Deniz için hazırız. Tabii öncesinde kahvaltı yapıyoruz. Cappuccino ile birlikte bir şeyler atıştırıyoruz. Cappuccino'lar 1.70, diğer gördüğünüz her şey 1.50. Dünkü yerden tekrar selamlar. Şu an şezlonglar boş gözüküyor. Mutluyuz. 2 şezlong, 1 şemsiyeye 38 euro ödeyeceğiz ama. Öğrendik ki kayanın orası bayağı erken saatlerde tutuluyormuş, rezerve ediliyormuş. Bize kayanın sağ tarafında bir yer verdiler ve 4. sıradayız şu an. Eğer istediğiniz yeri tutmak istiyorsanız 8.30 gibi gelmeniz gerekiyormuş. Kaya nerede size göstermeye çalışacağım şimdi. Şurada. Sabah direkt denize gittik. Yüzmeyi çok özlemişiz. Böyle sıcak havaları, böyle temiz denizi de çok özlemişiz. Çok keyifli bir şekilde yüzdük. Plajlar Türkiye'deki gibi işletiliyor maalesef. Yani para ödemeniz gerekiyor girerken. İşletenler de kaba. Yani bize denk gelen aslında öyleydi. Ama bir kere muhatap olup yerinize oturdunuz mu her şey çok böyle rahat. Kimse karışmıyor yani. Hatta dışarıdan bir şey de getirip yiyip içebilirsiniz çok rahatlıkla. Biz şimdi havlularımızı bıraktık. Yemek yemeye merkeze geldik mesela. Tekrar gideceğiz ve bugün 5'e kadar oradayız. Yüzeceğiz bütün gün.
Size dün Cinque Terre'yi anlatacağım demiştim. Burası aslında 5 tane küçük yerleşim yerinden oluşan bir bölge. Cinque 5 demek İtalyanca'da. Terre de aslında kara parçası, toprak demek. 5 tane küçük köy diyelim bunlara. Biz bunlardan Monterosso'da kalıyoruz. Niye burada kalıyoruz? Çünkü burası en uzun sahile ve en güzel denize sahip bunların arasında. Gerçekten deniz özlemimiz vardı ve bunu gidermek istedik. O yüzden de burayı seçtik kendimize lokasyon olarak. İnsanların da genellikle burada kaldığını öğrendik. Bu sebepten dolayı daha fazla kalacak yer var ve bu 5 arasında en büyük yer burası. Sırasıyla biz şu an en kuzeydeyiz. Aşağıya doğru Vernazza, onun bir altında Corniglia, onun altında Manarola, onun altında da Rio Maggiore var. Siz Cinque Terre diye internette arattığınızda ya Vernazza'yı görüyorsunuz, ya Manarola'yı görüyorsunuz, ya Rio Maggiore'yi görüyorsunuz. Çünkü en fotojenik köyler onlar. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Bir makarnacıya geldik. Makarna söyledik. 5.30'da da çok güzel bir aktivite bekliyor bizi. Tam 3 saat boyunca gün batımında 5 köyü botla gezeceğiz. Ve özel bir tur tuttuk. Sadece ikimiz olacağız. Bu tura yüzme de dahil, turun ortasında bir yerde ve turun sonunda aperatif bir şeyler de dahil. Maalesef biraz fazla para ödedik bunun için. Kişi başı 100 euro ödedik. Biraz pazarlık yaptık. 90 euro ödedik aslında. Şimdi yemeğimizi yiyelim. 5'e kadar yüzmeye devam edelim. Bu güzel şehirde, bu güzel denizde. Sonrasında da 5 köyün tadını denizden çıkararak günü kapatalım. Yarın bu 5 köyü gezip size göstereceğiz. 2 tane makarna söyledik. Tahminimizden biraz küçük geldi porsiyonlar. Belki tabak derindir. 10 euro Burçak'ın gnocchisine söyledik. Bu patatesten yapılma aslında makarna tarzı bir şey. Bir de ben de tagliatelle denilen o biraz kalın spagetti tarzında olan makarnadan söyledim. 10 euro Burçanki, 12 euro da benimkisi. Otelimiz hemen arkamdaki kırmızı apartman ve çamaşırların asılı olduğu balkonun hemen altındaki oda bizim odamız. Albergo Al Carugio diye geçiyor ismi. Buradan yürüyerek 5 dakikada gidiyorsunuz denize ve dediğim gibi fiyat performans olarak mükemmel bir fiyata sahip. 120 euro gecelik biz buraya ödedik. Sahipleri inanılmaz ilgili, inanılmaz yardımsever, çok içten insanlar. Yani size her şeyi sunuyorlar. İşte eğer halk plajına gitmek istiyorsanız diyor ki şemsiye var, onu alabilirsiniz. Biz şimdi odadan çıkıyorduk. Bize dedik işte havlunuz var mı? Havlumuz olmadığını gördü ama aslında biz havlumuzu orada bıraktığımız için yanımızda yoktu. Dedik var, teşekkür ederiz. Dedi ki maskeniz var mı? Ki almayı düşünüyorduk. Dedi ki hayır bende var, size verebilirim. Bize hemen 2 tane maske verdi. Muhtemelen şimdi denizimiz çok daha keyifli olacak. Önermek için bu kısmı çekmek istedim aslında. Gerçekten buraya geldiniz mi? Burayı direkt düşünebilirsiniz. O da temiz, sahipleri çok iyi. Merkeze de çok yakın bir yerde. Valla turu özel sandık, kalabalık çıktı. Ben de diyordum ki fiyat evet biraz pahalı gibi ama çok da pahalı değil diyordum yani. İki kişi bizi bu 5 köyü denizden dolaştıracaklar vesaire. Maalesef private değilmiş. Ama az kişiyiz. Bununla yüzleşmek biraz zor oldu. Son anda hani bir tek biz bineceğiz, onlar inecek diye bekledik yanaştıklarında kıyıya. Hayır dediler, private değil, o yüzden bindik biz de çünkü ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Yüzdükten sonra bir şeyler de ikram ettiler. Şimdi bazı hamur işleri yiyoruz. Bir de içkilerimiz de var. Bugünkü tur her ne kadar biz kendimizi özel sansak da ve başka insanlarla beraber çıksa da çok keyif aldık turdan. O köyleri dışarıdan uzaktan görmek çok keyifliydi.
ve yüzlük de açıkçası açık büfe içki ve yiyecek de vardı diyebilirim. Yani içki daha çok açık büfe gibiydi çünkü yiyecek tükendi ama içkiler tükenmedi. Fiyatı size kalmış. Yani kişi başı biz 90 euro ödedik. Çok bulabilirsiniz bunu, çok normal. Ama gerçekten keyifliydi bizim için. Tekneden indikten sonra bir de akşam denizi yaptık. Şimdi bugünlük vlogu kapatacağız. Çünkü yarın sabah çok erkenden kalkıp Cornelia'ya yürümeyi düşünüyoruz. Bir hiking rotası var. Diğer iki şehre de trenle geçmeyi düşünüyoruz. O yüzden bugünü biraz erken bitiriyoruz. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Herkese üçüncü günden günaydın. Bugün hiking'e başlıyoruz. Sabah saat 7. Monterosso'dan Vernazza'ya, Vernazza'dan da eğer gidebilirsek Cornelia'ya gideceğiz. İlk Vernazza 4.2 kilometre. Vernazza'dan da Cornelia 3.4 kilometre. Erken başladık ki güneşten biraz kaçınalım. Güneş de yeni doğdu zaten. Umarız güzel renkler yakalarız yolda da. Hava şu an mis. Hava şu an güzel. Umarız çok sıcaklamadan da varabiliriz. Yolun ilk başı biraz yorucu. Çok dik merdivenler çıkıyorsunuz. Nefes nefese kalıyorsunuz. Evet, yani kesinlikle buraya güneş varken gelmeyin, bayılır kalırsınız. Mesela şu giriş kapısı bu hiking rotasının. Kişi başı 7,5 euro ödemeniz gerekiyor bu yolu yürümeniz için. Saat 9'da açılıyor diye duyduk. 9'dan önce geçtiğimiz için şu an bir şey ödemiyoruz. Ama muhtemelen yolda ödeyeceğiz bunu. Bakın buralarda da şarapçılık yaygın. Üzüm bağları görebiliyorsunuz. Bir de limon ağaçları görebiliyorsunuz. Buranın hem limonu hem de şarapçılığı ünlüymüş. İlk başta çıktığınız basamaklar gerçekten çok yoruyor. Biraz uzun da sürüyor. Ama basamakları bitirdiğiniz an yol çok kolaylaşıyor. Sanki böyle dümdüz bir zeminde ilerlemeye başlıyorsunuz. Saat 25 dakikada toplamda Vernazza'ya geldik. Vernazza Google'a Cinque Terre yazdığınızda önünüze çıkan fotoğraflardan bir tanesi. Şu an tam oradayız aslında. Burada bir kahve içelim, biraz enerji toplayalım. Sonra da Cornelia'ya devam etmemiz lazım. Zamanında tabii İtalya'da şehir devletleri varmış. Bunların arasında da en çok bilinen, ya yani özellikle deniz hakimiyeti konusunda Venedikliler var, Cenevizliler var, Pisa var, bir de Amalfi var. Bu Cinque Terre bölgesindeki köyler genelde işte o donanmanın üssü gibi kullanılıyormuş. Ve çok korsan saldırısı oluyormuş bu şehirlere. Onlara karşı bir önlem gibi burada yerleşim başlamış. Sonrasında da bu güzel köyler oluşmuş. Şimdi Vernazza'nın merkezine geldik. Tam sahilin önündeyiz. Bir şeyler içip bir şeyler atıştıracağız. Burası kesinlikle Monterosso'dan daha tatlı bir kasaba. Fotoğraflarda göründüğü kadar şirin. Ara sokakları da bayağı fotojenik. Tam meydanda bir kafe bulduk. Açık büfe kahvaltı var. Kişi başı 10 euro. Bir tane de kahve dahil. Bakın ana meydanda tam şu Vullnetia yazan yerde yaptık açık büfe kahvaltıyı. Fiyat performans bizce çok iyiydi. Hiking'in üstüne buraya kadar 4 küsur kilometre yürümüşken de kahvaltı bayağı iyi geliyor. Burada suyun dibi biraz balçık gibi. Yüzmek istiyorsanız hemen kum olan yerde yüzmeyin. Yani ilk plaj olarak gördüğünüz yerde yüzmeyin. Bu taşları, kayalıkları geçtikten sonra böyle berrak bir su var. Burada yüzebilirsiniz. Burası temiz gözüküyor.
Vernazza ise bu 5 köy içinde en güzel köy olarak biliniyormuş. Yani İtalya'nın en güzel köyleri arasında kabul edilen tek Cinque Terre köyüymüş. Buradaki binaların renkli olmasının sebebi, yani tüm bu Cinque Terre'de bu binaların genişliğinden vergi alınıyormuş ve hepsi çok yan yana olduğu için bilemiyorlarmış. Yani hangi bina ne kadar geniş, kimden ne kadar vergi alalım. O yüzden bir ayrım yapabilmek için binaların renklerini farklı farklı boyamışlar. İstediğiniz rengi boyayamıyorsunuz çünkü bir renk katalogları var. Mesela dünkü teknedeki çocuk söylemişti. Onun evi pembeymiş, tekrar boyamak istemiş. 4 farklı pembe tonu vermişler. Yine aynı renge boyadım dedi. Yani öyle istediğiniz renge boyayamıyorsunuz. Gerçekten bunun da bir standardı var. Bak, şurada giden vapur bizim dün özel yaptığımız seyahatin, yani 7-8 kişi, kişi yaptığımız seyahatin daha kalabalık versiyonu. Bu tekne belli saatlerde kalkıyor. İnternette saatleri falan da var. Fiyatını bilmiyorum ama muhtemelen çok daha uygun. Hani bununla da gezebilirsiniz burayı. Aklınızda bulunsun. Bu gezideki Burçak'ın favori bitkisi bu kaktüsler ve üzerindeki meyveleri oldu. Evet, hayatımda ilk defa canlı gördüm ve kendi köyümüzde böyle kocaman, anneannemin bahçesinde kocaman kaktüs ağacı olmasına rağmen ilk defa kaktüs meyvesi görmem çok ilginç geldi. Aynen, ben de bilmiyordum. Ve yere düşmüş, böyle içi incir gibi patlamış. Evet. Tadı nasıl bilmiyoruz ama en azından artık böyle bir şeyin varlığından haberim var. Hello. We don't have the ticket. Maybe you can buy here. It costs $7.50 per person. Okay. I cannot pay by card, right? Can you, I? If you want to, yeah, okay. You can do it. Okay. You have a really nice view. Thank you. Do you want to change? Do you want to stay here? I go home with. I'm staying Cornelia, so I live there. If you want to change, I will. Maybe one day, but not today. See you the next time. So. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Şunları koysana çantaya. Kişi başı 7,5 euro olan bu yolu yürüme biletimizi de aldık. Bu biletle, burası bir milli park aslında. Bu milli parkı desteklediklerini, buranın masraflarını karşıladıklarını söylüyorlar. Watermelon. Yes. Do you accept card only cash? Yes. Okay. Same card, cash, no problem. You take number 9. Okay. Or number 9. Come here. Okay. Thank you so much. Evet. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yani 5 defa falan söyleyebilirim. Çok iyi. Ve çok güzel esiyor benim peki mendilimle dolaşmam. İbrahim Tatlıses'e döndüm, yemin ederim. Çok terledim. Böyle içi çok ufak buz parçalarıyla dolu. Bu limonlu, biraz ekşi. Burçak'ınki de karpuzlu, çok daha tatlı. Ferahlatıcı bir şey işte burada. Oturduğumuz yerden çıktıktan hemen sonra da Cornelia manzarasını gördük.
muhtemelen bir 20-25 dakikaya falan varırız. Belki yarım saat. Yarım saat olabilir. Biraz dolambaçlı gibi. Evet. Cornelia'ya gelirken ilk gördüğümüz yere oturduk. Ama oraya geçtikten sonra 2-3 tane daha bar var. Hatta bir bar direkt Cornelia'ya yukarıdan bakıyor. Siz onlara da oturabilirsiniz isterseniz. Şimdi Cornelia'ya geldik. Cornelia denize kıyısı olmayan tek köy Cinque Terre'deki ve aynı zamanda en küçük köy. Buraya gelenler her zaman şunu diyor, bu köyü pas geçebilirsiniz diyor. Ama biz tabii ki hani bir rota olduğu için yürüyüş rotası uğramak istedik. Bu arada yürüdüğümüz rotaya da mavi rota deniyor. Şimdi Cornelia'dan diğer köylere yani Manarola'ya ve Rio Maggiore'ye bir yol yok. Oralara trenle gidilebiliyor. Biz de bu köyde bir mola verip trenle son kalan iki köye de gideceğiz. Evet, bu arada ben kesinlikle bu rotayı takip etmenizi, yürümenizi öneriyorum. Çünkü biz çok zevk alarak yürüdük. Hani çok hoşumuza gitti. Ve hani o kadar yorucu ya da çok zor bir rota da değil. Bence kesinlikle denemelisiniz. Kesinlikle. Eğer gelirseniz. Çok katılıyorum. Çok güzel manzaralar var. Köyleri yukarıdan görmek gerçekten çok etkileyici. İnsan evet. Çok mutlu oluyor. Evet. Şimdi Cornelia'ya giriyoruz. Evet. Köyün girişinde hemen bulduk suyu. Burada Vernazza'da ve Monterosso'da olmayan çeşmeler var. Eğer hiking'den sonra suyunuzu doldurmak isterseniz Cornelia'da bunu yapabilirsiniz rahatlıkla. Buranın da girilen bir tarafı var demek ki. Biz yok diye duymuştuk. Ama insanlar kayalardan bir şekilde girmişler. Şu an biz de oraya iniyoruz sanırım şu yoldan. Bayağı güzel gözüküyor. Bayağı temiz gözüküyor aynen. Yani. Girer miyiz? Vallahi eğer inebilirsek gireriz. Ben şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Ben buranın kötü olduğu ve atlanılması gerektiği düşüncesine kesinlikle katılmıyorum bu zamana kadar. Çünkü güzel yani. Hani tatlı bir köy. İçi güzeldi gayet de. Evet küçük ama zaten hani buradaki köylerin hepsi küçük ve hani çok büyük bir şeyimiz yok. Hani büyük bir yer beklemiyoruz zaten. Ve eğer şu aşağıda denize girebilirsek bence benim favorim burası olabilir. Nasıl buldun Cornelia'yı şimdiye kadar? Vallahi çok beğendim. Denizi çok güzel. Yani küçük, tam merkezine gitmemiş bile olabiliriz daha. Deniz yolu gördük, oraya saptık. Su çok iyi. Sadece GoPro ile girmiştim. İçine galiba ya su kaçtı ya da bir şeyler oldu. Yandı bataryanın olduğu kısım. Kart hatası verdi. Umarım o yürüdüğümüz yolda çektiklerimiz gitmemiştir. Çok üzülürüm çünkü çok güzel videolar çekmiştik yolda. Ama bakalım, kısmet gittiyse de artık yapacak bir şey yok. Öyle. Şimdi önce çok ufak bir Cornelia'nın içinde dolaştık. Sonra hemen buraya geldik ve aşağıya indik. Bence aşağıya doğru inerken manzara çok güzeldi. Aşağıdaki su inanılmaz güzel gözüküyor yukarıdan. Ve su gerçekten efsaneydi. Deniz efsaneydi. Yani ben burayı çok beğendim. Hani genelde izlediğimiz videolarda ya da vloglarda Cornelia'nın çok güzel bir köy olmadığı, o nedenle atlanılabileceği söyleniyordu ama ben bu fikre kesinlikle katılmıyorum. Buraya kesinlikle gelmeniz lazım. Kesinlikle bu suya girmeniz lazım. Yürüdük yürüdük, böyle bir terasa çıktık. Aynen, havlu kurutuyoruz şu an. Evet.
Arkamızda Manarola mıydı? Manarola var. Manarola. Evet. Şimdi trenle birazdan oraya gideceğiz. Burada güzel bir yer görürsek yemek yiyeceğiz. Eğer gözümüze bir yer çarpmazsa Manarola'da yiyeceğiz. Evet. Cornelia'da bir yere oturmaya karar verdik. Bir meydan ve kilise var. Onun olduğu bir yere oturduk. Burçak lazanya söyledi. Ben de buraya ait bir makarna çeşidiymiş bu. Umarım iyidir, pesto soslu. Onu bir söyledim. Denesene. Deneyim. Çünkü çok değişik bir makarna bence. Daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Güzel. Bildiğiniz bütün makarna. Cidden güzel ama. Beğendim. Güzel beğendim. Pesto sosu da çok ideal koymuşlar. Sen de lazanyayı dene. Sıcakmış. Çok güzel. Çok beğendim. Tam sevdiğim tarzda bir lazanya. Böyle şey, katman katman ve yumuşak. Cornelia'dan ayrılıyoruz. Trenle Manarola'ya gidiyoruz. Şimdi bu basamakları inmemiz lazım ama ilk önce. Tren istasyonu tam karşısı. Vallahi bugün basamak in, basamak çık. Bacaklarımız kas yaptı ya Eren Sayar. Ama güzel gidiyor. Evet. Vallahi tren istasyonuna Cornelia'dan yürümek kolay değil. Bir sürü merdiven iniyorsunuz. Bir de ondan sonra sıcağın altında bu yol dümdüz yürüyüp istasyona ulaşmaya çalışıyorsunuz. Evet. Ve çok kalabalık. Tren her köy arası 5 euro. Aslında pahalı. Ve 3 dakika falan sürüyor bir köyden bir köye gitmek. En azından Cornelia'dan şu an Manarola'ya 3 dakikada gidiyoruz ve kişi başı 5 euro verdik tren biletine. Sıcak ve ağacın altı. Burası şu an bayağı kalabalık. Burası da Manarola'nın yüzülecek yeri. Burası da kayalık. Zaten tek kumluk yer Monterosso'da. O yüzden biz de orada konaklamıştık. Şuradan çekmiştim denize girilen yeri. Bir de bu tarafı var. Buradan da insanlar giriyor. Dediğim gibi buranın kum bir sahili yok. Genelde kayadan yüzüyor insanlar. Aslında yine bu köy en tatlı kabul edilen köylerden biri 5 köyün arasında. Tam şu an çektiğim yerin arka tarafında Cinque Terre bölgesinin en güzel manzaralarından biri olduğu söyleniyor. Şimdi oraya çıkıyorum. Orası da şurası. Size yukarıdan bu köyü göstereceğim. Sonra buradan Rio Maggiore'ye gideceğiz. Şu manzaradan bahsediyorum. Birazdan biraz daha yukarıdan olan manzara da gelecek. Şu an o kadar sıcak ki yürürken gerçekten böyle başım dönecek gibi oluyor. Korkuyorum yani. Bayılacağım, devam edemeyeceğim diye. Biz buraya geldiğimizde haberler duyuyorduk işte sıcaktan, işte Avrupa'da insanlar ölüyor vesaire, dayanamıyor yaşlılar özellikle diye. Komiğimize gidiyordu ama bu havalar gerçekten yani insanı öldürür. Bir daha asla böyle komiğime gittiği anda bugünleri hatırlatacağım kendime. Kavrulduk resmen. Hatta Burçak şu an gölge bir yerde oturuyor. Ben bu yukarıdan Manarola'yı çekeyim diye geldim. Hemen hızlı hızlı yanına döneceğim. Trenle son köye gideceğiz sonra. Burası da Manarola'nın en güzel göründüğü nokta. O gösterdiğim spiral merdivenlerden çıkıyorsunuz. Yukarıda bir kafe var, hemen oraya gelmeden önce fotoğraf çekilebileceğiniz çok yüksek güzel köyü karşıdan gören bir nokta mevcut. Tam şu arkamdaki insanların olduğu yer en yüksek nokta. Oradan çektim köyü az önce. Oraya arkanızı dönüp dümdüz yürüdüğünüzde insanların yüzdüğü başka bir alan daha var burada. Hemen köyün olduğu taraf değil ama diğer tarafında da kayalık bir yüzme yeri var. Diğer tarafa göre çok daha az insan var burada. Size şuradan gösterdim diğer taraftaki yüzülecek yeri. Şu an bir alt kata indim. Tam olarak burası. Daha az insan var ama dediğim gibi yine kayalık bir yer. Manarola'ya gelip yüzmek istiyorsanız bu tarafı da düşünebilirsiniz. Son köy Rio Maggiore'ye geldik şimdi de. Biraz yürümemiz lazım herhalde şehir merkezine.
kalabalığı takip ediyoruz sadece. Tren röter yaptı bir 15-20 dakika. O yüzden zaten kalabalık burası. Bir de onun üstüne işte insanlar birikti. Şu an böyle gidiyoruz köye. Rio Maggiore bu 5 köyün arasındaki en büyük ikinci köy. Birincisi Monterosso'ydu zaten. En canlı yerin burası olduğu söyleniyor. Gece hayatı da diğerlerine göre biraz daha canlıymış. Biz kalmayacağız bilmiyoruz ama o şekilde yazıyor. Genç nüfusun biraz daha yoğun olduğu söyleniyor burada. Monterosso en kuzeyde, Rio Maggiore de en güneydeki köy. Buranın sahiline bakalım şimdi. Burada dikkatimizi çeken bir şey, çok fazla kızartma deniz ürünleri satan dükkan var. Yani kızartma, işte kalamar, karides, balık karışık satıyorlar ve çok yaygınlar. Diğer köylerde görmedik bunu. Ama bir tane dükkana girdik içecek almaya kendimize. Orası sandviç yapıyordu şu şekilde. İşte içine balık koydurduk, deniz ürünleri koydurduk, kuru domates koydurduk ve buna 6 euro ödedik. Şimdi bunu yiyeceğiz aslında ikimiz paylaşarak. Oradan sonra da hemen kıyıya yakın oturuyoruz. Burada nerede yüzülüyormuş bir bakacağız. Belki biz de gireriz. Yorgun olursak girmeyiz. Videonun devamında göreceğiz artık. Ana merkezdeki plajı sağınıza alıp devam ettiğinizde yol sizi buraya getiriyor. Burada başka bir plaj var. Burası da ama kalabalık diğer taraf kadar. Evet, bu taraf özellikle, yani burada kıyılıklardan giriyorlar. Bence buradaki su da bayağı güzel gözüküyor. Şurasıydı az önce size gösterdiğim diğer sahil. Burçak'ın daha güzel dediği yerler de burası. Rio Maggiore'de denize girmemeye karar verdik. Biraz yorgunduk. Trenle Monterosso'ya, yani kaldığımız yere geri döndük. Trenle bir şehirden bir şehire gitmek istiyorsanız bunun fiyatı 5 euro. Yani fark etmiyor. Monterosso'dan en yakın köy olan Vernazza'ya gidecekseniz de 5 euro. En uzak köy olan Rio Maggiore'ye gidecekseniz de 5 euro. Ama makinelerde günlük bilet opsiyonları da var. İsterseniz makinelerden, yanlış görmediysem, 19 küsür euroya günlük bilet alarak trenlere istediğiniz kadar binebilirsiniz. Bugün biz 5 farklı köyde de bulunduk. Kısaca özetlemem gerekirse zaten Monterosso'da kalıyoruz. Burayı da denize girmesi en kolay köy olduğu için seçtik aslında. Kum plajı var buranın ve uzun bir plajı var. Diğer yerlerde denize girilmiyor diye değil, hepsinde de denize girilebilecek güzel yerler var. Sadece buralar kumluk değil, kayalık yerler ve bazılarında deniz buradan daha bile temiz aslında. Siz kayalık yerden denize girmeyi seviyorsanız diğer yerleri de tercih edebilirsiniz. Biz Monterosso'dan bir yürüyüş rotasını takip ederek Vernazza'ya gittik. Vernazza bence 5 köy arasında en güzel, en fotojenik fotoğraf noktasına sahip olan 2 köyden bir tanesi. Bir diğeri de Manarola bana göre. Vernazza'dan yine yürüyüş rotasını takip ederek Cornelia'ya gittik. Cornelia ise en küçük köy. Cornelia'nın denize kıyısı biraz daha kısıtlı ama çok güzel bir yerde denize girebildik Cornelia'da. Çok da keyif aldık aslında. Sadece biraz daha dağın üzerine kurulmuş bir yer Cornelia. Bir sonraki destinasyon trenleydi. Çünkü yürüyüş rotası yok oraya. Erozyon sebebiyle kapanmış zamanında o rota. Önümüzdeki sene yazın açılacakmış. Trenle o yüzden Cornelia'dan Manarola'ya gittik. Manarola da dediğim gibi en güzel fotoğraf noktalarından birine sahip başka bir Cinque Terre köyü. Manarola'yı da güzel fotoğraf çekilmek istiyorsanız, o bilinen meşhur Cinque Terre fotoğraflarının olduğu arka planla görmeyi tercih edebilirsiniz. Sadece biz gittiğimizde Manarola çok kalabalıktı. Belki gittiğimiz saatle alakalıdır. Yani bu biraz bizim için negatif bir noktasıydı. Bir de artık güneşin tam tepede olduğu bir an vardık oraya. 4. köy olarak. Bu da bizi biraz zorlamış olabilir. En son köyümüz Rio Maggiore'ydi. Oraya da trenle gittik Manarola'dan. Rio Maggiore bu 5 köy arasında en büyük ikinci köy aslında ve en canlı köyün orası olduğu söyleniyor. Böyle en güzel gece hayatı oradaymış mesela, ama yine de çok büyük bir beklentiyle gitmeyin diyorlar. Sadece bu 5 köy arasındaki en güzel gece hayatının orada olduğunu söylüyorlar. Biraz daha genç nüfus oluyormuş Rio Maggiore'de. Rio Maggiore'den de tekrar Monterosso'ya geldik şimdi. Videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Size 5 köy hakkında
hakkında da bilgi verdiğimizi düşünüyoruz. Daha detaylı araştırırsanız tabii ki daha güzel şeyler bulursunuz. Biz bir günde gezebildiğimiz kadar kabaca bu 5 yeri gezdik. Bir fikir size de edindirmeye çalıştık. Kendimiz de edinmeye çalıştık. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.